Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili Levent Gök parlamentoda düzenlediği basın toplantısında eski Hava Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral Abidin Ünal'ın 15 Temmuz darbe girişimiyle ilişkin açıklamalarını gündeme getirdi. Abidin Ünal'ın açıklamalarının izaha muhtaç olduğunu belirten Gök, 15 Temmuz darbe girişiminin bütün yönleriyle aydınlatılması gerektiğini söyledi. Darbecilerle kim müzakere yürütmüştür? Nasıl bir müzakere yürütülmüştür? Ne olmuştur? Abidin Ünal'ın açıklamasının hilafına Akın Öztürk'ün darbecilerle ilgili olmadığı şeklindeki beyanı koyan üst irade kimdir? Gerçekten ortalığın karıştığı bir tablo içerisindeyiz. Türkiye 15 Temmuz gerçeğiyle yüzleşmelidir. Bu iş nereye kadar uzanıyorsa üzerine gidilmelidir. Ve bu açıklamalardan sonra herhalde silahlı kuvvetlerin en üst kademesinin bir açıklama yapması gerekir değerli arkadaşlarım. Tablo bu. Kurumlar gittikçe çöküyor. Kavramlar birbirine karışıyor. Ve ortada izaha açıklamaya gerektiren pek çok açıklama peşi sıra geliyor. Bunlar gerçekten ciddi açıklamalar ve bu açıklamalarda mutlaka kamuoyuna, kamuoyu vicdanını tatmin edici bir şekilde açıklamalarda bulunması gerekir değerli arkadaşlarım. Aksi takdirde soru işaretleri gittikçe büyüyecektir ve bu tablo işin içinden çıkılmaz bir hale gelecektir. AK Partili bazı belediye başkanlarının istifalarını da değerlendiren Levent Gök, belediye başkanlarının istifasının istenmesinin başı başına ciddi bir süreç olduğunu belirtti. Belediye başkanlarından hangi uygulamaları, yolsuzlukları bunlar sergilenmeden istifa edin demek suretiyle onları adeta bir aklamaya tabi tutan bir süreci yaşayamayız. Bunların feto bağlantısı mı vardır? Yolsuzluklardan dolayı ciddi ihmalleri mi vardır? Belediyelerde büyük kamu zararları mı oluşmuştur? İmar, emsal artışlarında çok ciddi sorunlar mı yaşanmıştır? E kamuoyu bu gerçekleri bilmeyecek midir değerli arkadaşlarım? Bir metal yorgunluğu çerçevesinde bunlar izah edilemez. Böylesine dev bütçeleri elinde tutan belediye başkanlarının istifasının ardındaki gerçek bir kere kamuyla paylaşılmalıdır. Ve belediye başkanlarının istifalarıyla onların aklanacağı şeklindeki bir algı yaratılmaya çalışılıyor. Bir kere biz buna karşıyız. Bu istifalar mutlaka yargıyla da yargıyla da hesaplaşılmak suretiyle yargı önünde hesap vermelerinin sağlanmaları suretiyle de devam ettirilmelidir.